Ben Berçin'i çok özle bakmadım. Hep arkadaşım olarak gördüm. O benim için hep Tarık amcanın kızıydı. Duygusal bir şey hiçbir zaman hissetmedim. Senin yüzünden bu haldeyiz yani desene. Anlamadım. Kim bilir nasıl üzülmüştür kız. Ben seni arkadaş olarak görüyorum diye kestirip atınca nasıl kahrolmuştur. Tüm cesaretini toplayıp gelmiş konuşmuş seninle. Sen de o ne hisseder hiç düşünmeden reddetmişsin kız. Böyle yapması, çekip gitmesi çok normal. Ne yapsaydım Aslı? Evet takılırız mı deseydim? Ümit mi verseydim? Sana anlatan da kabahat. İyi misin? İyiyim. Sadece karnım çok acıktı. Bir de bacaklarımı hissetmiyorum. Gerek yok. İyiyim ben böyle. İnat etme. Ayaz çıktı. Üşüteceksin. Hayır. Ya sen de üşürsün. Sen giy. Ayağa kalkmaya takatin yok ama inatlaşmaya var. İnanılmaz bir insansın. Başka çare bırakmadım. Korkmuyorsun değil mi? İyisin. Benim aşık olduğum kişi Ozan. Ve ona deliler gibi aşığım. İnsanların kalbini kırıp atan bencil bir adamla ormanın orta yerinde bir çukurun içinde mahsur kaldım. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Doğru olanı söyledim. Berçin'e ben de sevgisinin bir karşılığı olmadığını söyledim. Sen söyledin. Bitti değil mi? Berçin'in bütün acıları sona erdi. Ne yapsaydım? Yalan mı söyleseydim? Seni çok mu seviyorum deseydim? Doğrunun açtığı yara kolay kapanır.
Merak etme. Gecenin su saatinde ormanda bir çukurda mahsur kalmışız. Konuştuğumuz konuya bak. Bana bağırma. Ben sana bağırmıyorum. Sadece bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. İyi. Konuşma o zaman. Konuşma ya. Sanki zorla konuşturdum. Thank you.